Bu ülkede zaten kendimizi çok iyi hissedemiyoruz. Öyle bir şey yok. Şansımız yok. Ha, bu ülkede yaşadığım için mutluyum. Ülkemi seviyorum ama özgürlük istemek çok çok korkunç, pahalı bir şey. Hele barış istemek. Barış isteyenleri Ankara'da öldürdüler. Yani 30 ay oldu 10 Ekim katliamının. 30. ayı bugün. Ankara'da öldürdüler. Suruç'ta öldürdüler. Özgürlük isteyenlerin en az öldürüyorlar. Bunları da tutukluyorlar yani. Genel olarak herkesin hali gibi halimiz yani. İki tane oğlum var. Ne yapıyorlar ona? İşte birisi Özgür. Üniversitede okuyor. Birisi de spor yapıyor. Spor hocası olacakmış. Özgür'ü gözaltına alıp bıraktılar. Bu olayla ilgili gözaltına aldılar, bıraktılar. Çok kötü dövmüşlerdi. Ama bunları bekliyoruz. Alıştık diyeceğim. Ayıp olacak ama öyle yani. Kampüsten aldılar eylem yapıldığı için. Gözaltına alınmış arkadaşlarımız için basın açıklaması yapmak istedik. Orada kampüsten gözaltına aldılar. 12 saat tuttular arabada. İşte darp. Ya şey yaptılar, okula bir sürü polis soktular, sivil polis. Terörize ettiler, böyle milleti fotoğraflarına bakarmış gibi korkutmaya çalıştılar. Fiili gözaltı yaptılar zaten bizzat. Gün aşırı yapıyorlar, çok boş bırakmamaya çalışıyorlar. O insanları korkutmaya, sindirmeye yönelik hareketlerine devam ediyorlar. Okulda bundan etkilenmedi diyemeyeceğim. Çünkü daha önce böyle bir baskıyla karşılaşmış bir şey değil. Okula ilk defa polis girdi. Ama insanlar üzgün, öfkeli. Çünkü yapılan çok büyük bir haksızlık. Yakın zamanda üstünden atacaktır, ben inanıyorum. Polis mesela bugün Tom'a sokmuşlar okula. Bir şey yokken, durduk yere. Sırf böyle hani biz buradayız demek için. Devlet olarak artık biz de okulun bir parçası izlemek için yapıyorlar bunu. İşte derslere giren siviller oluyor. İşte toplaşmalar oluyor arkadaşlarımız için ne yapabiliriz diye. Onlara geliyorlar illaki, şey yapıyorlar. Bir geçen sene böyle bir siyasi bir süreç yoktu ve herkes hayatına devam ediyordu. Şimdi olan bir şey. Fakat şöyle bir şey var Boğaziçi Üniversitesi'nde. Herkes istediği şeyi söyleyebilir. İstediğini işte düşünce özgürlüğü çerçevesinde dile getirebilir. Böyle bir iddiası var Boğaziçi Üniversitesi'nin. Şu an rektörün de biraz eliyle ve polisin de şeyiyle bunun önüne geçilmiş durumda. Kimseye hiçbir şey söyletilmiyor. Yani şey oldu yani, mektup yazmak için, arkadaşlarımıza mektup yazmak için açtığımız masa yüzünden bir arkadaşımız şu an gözaltına alındı ve tutuklu. Yani bu bir böyle bir vaziyet var okulda. Çok iyi özetliyor bence. Polis hiçbir türlü hani insanların beraber bir araya toplanmasını, ortak bir şey söyleyebilme ihtimaline dahi önüne geçmeye çalışıyor. Böyle bir baskı ortamı var ama hani çok uzun sürdürülebilecek bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Üniversitelerin çoğunda böyle bir süreç var. Bir tek Boğaziçi bundan biraz azade gibiydi. Boğaziçi de sürece dahil oldu. Bu böyle bakılımda çok büyük bir şey de yok esasında. Sadece her yerde olan şey şimdi Boğaziçi'nde de oluyor. Gözaltılar bir de şeyde olan, medyada olan, ana akım medyada olan, havuz medyasında olan, işte bunlar terörist haberleri, insanları hani Boğaziçi'lilerin tümünü bir kere şey altında bırakan bir şey oldu. Boğaziçi'ndeki direkt bütün insanlar bize terörist diyorlar, doğru mu? Yani herkes böyle konuşuyor, bundan bahsediyor. Hani biz böyle olmasak, böyle düşünmesek bile böyle inanan insanlar var. İnsanların üstünde bayağı büyük bir baskı yaratıyor. Yani geçen gün bir şey seyrettim. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hindistan mı yakın? Mars mı diye soruyorlar. Mars göründüğüne göre yakın diyor bir sürü insan. Yani şimdi buradan terörist mi değil mi, kime ne anlatacağız? Yani bu senelerdir, yani 50 senelerdir insanlara hiçbir şey öğretmeyerek, hiçbir şey anlatmayarak buralara getirildi. Şimdi insanlar bir şey düşünmüyor. Düşünmemeyi öğrettik senelerdir. Ben emekli öğretmenim. Ama şöyle bir şey var. Ben 12 Eylül'de yaşadım. Evrenin önüne kapananlar, evrenin yüzüne bakmadılar sonra. Bunlar da geçecek. Bunlar geçecek. Sonra onların yüzüne bakacağım şimdi şakşaklayanları. İnşallah yaşar, görürüm. Geçecek.